Merhaba arkadaşlar, ben Ali Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle 3 tane önemli mevzu konuşacağız. Bunlardan birincisi arkadaşlar, gök atlası nasıl kullanılır? Bunu en son anlatacağım arkadaşım. YKS puanlarının yığınsal dağılımı nedir arkadaşlar? Bu çok önemli bir mevzu. Yığınsal dağılımı bilmeden arkadaşlar kesinlikle tercihte bulunmayın. Bu önemli arkadaşlar, bunu anlatacağım. YKS baraj engeli olan bölümler nelerdir? Bu bölümlerle ilgili ne yapabiliriz arkadaşlar? Bunlara değineceğim. Bunlar önemli mevzular. Kesinlikle bunları bilmeden arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle tercihte bulunmayın. Şimdi birinci mevzumuz YKS baraj engeli olan bölümler nelerdir? Onlara bakalım. Şimdi arkadaşlar YKS engeli olan bölümler neler? Tıbba girmek için arkadaşlar, yani özel devlet vakıf üniversitesi fark etmez. Özel devlet vakıf üniversitesi fark etmez arkadaşlar. Bir öğrencinin tıp fakültesini tercih edebilmesi için ilk 40 binde olması gerekir. Bir öğrencinin hukuku tercih etmesi için 150 binde, mimarlığı tercih etmesi için 200 binde, mühendisliği tercih etmesi için 240 bin, eğitim fakültesini tercih etmesi için, yani öğretmen olabilmesi için 240 bine girmesi gerekiyor arkadaşlar. Yalnız şöyle bir sorun var. Geçen sene puanlar, siz biliyorsunuz, MF'ler vardı, MF'ler, TM'ler vardı, TS'ler vardı arkadaşlar. Bunların hepsi kaldırıldı. MF1, MF2, MF3, MF4, TM1, TM2, TM3, bunların hepsi kaldırıldı arkadaşlar. Sadece sayısal sözel eşit ağırlık geldi. Yani yaklaşık olarak 18 puan türü kaldırıldı. Bunların yerine TYT sayısal sözel eşit ağırlık olmak üzere 4 tane puan türü geldi. Bu dolayısıyla arkadaşlar barajları alt üst etti. Yani birçok öğrenci böyle giderse eğitim fakültelerinde kontenjanlar boş kalacak. Mühendislikler boş kalacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu baraj engelinin değiştirilmesi gerekiyor. Baraj engeline takılmak istemiyorsanız arkadaşlar, ben buradan size duyurumu yapıyorum. YKS bölümlerinin baraj sıralanmasını hiç değilse bu yıl değişmesi gerekir. Aksi halde birçok bölüm boş kalacak. YÖK'ün bunu düşünmesi gerekir. Onlar düşünmüyorsa siz düşündürtün diyoruz arkadaşlar. Yani ne olur, mail atarsınız YÖK'e, Twitter'dan arkadaşlar tweet atarsınız ve onların baraj engeline birçok öğrencinin takılabileceğini, dolayısıyla bölümlerin boş kalabileceğini arkadaşlar. Bu mevzu önemli bir mevzu. Bu mevzunun arkadaşlar gündem olması gerekiyor. Benden duymuş olmayın. Şimdi YKS puanlarının yığınsal dağılımı tablosu nedir? Ona bakalım. Şimdi geldik arkadaşlar YKS puanlarının yığınsal dağılımı tablosuna. Bu tablo bize ne demek istiyor arkadaşlar? Bunu bir videoyla anlatmıştım ama bazı arkadaşlarımız sanıyorum anlamamışlar arkadaşlar. Belki ben izah edemedim. Bu videoyu arkadaşlar tekrardan güncellemek zorunda hissediyorum kendimi. Dolayısıyla önceki videoyu kaldırdım. Bu yeni videoyu yüklüyorum arkadaşlar. Şimdi burada tablo bize ne demek istiyor arkadaşlar? Bu tablodaki amaç ne? Öncelikle onu anlatalım. Burada arkadaşlar tablonun geneline baktığımızda tabloda yığılmalar nerede var? Onları anlamamız gerekiyor. Yani örnek olarak verecek olursak, mesela sözelci için 390, mesela 390 üstü ile 370 üstü şu aralıkta kaç kişi oynuyor? Yaklaşık olarak 16.000 kişi oynuyor. Yani 370 ile 380 arasında sözelcilerde 16.000 kişi oynuyor. Burada fazla bir yığılma var mı? Burada fazla bir yığılma yok. Bakın şurada 20 puan var. 20 puan da 16.000 kişi oynuyor. İlerleyelim. 350 ile 370 arasında kaç kişi oynuyor? Yaklaşık olarak 19.000 kişi oynuyor. Burada da yine çok bir fark yok arkadaşlar. Yani her bir puana 1.000 kişi falan oynuyor demek. Devam edelim. 350 ile 330 arasında yaklaşık olarak arkadaşlar 45 bin 47 bin kişi, yani yaklaşık olarak 47 bin kişi oynuyor. Bakın 20 puan var ama 47 bin kişi oynuyor. Hala yığılma var mı? Hala yığılmalara doğru gidiyoruz yani aslında. Yani 350'nin üstündeki bir sözelci kendini buradan kurtarmış olur. Bu şekilde düşünebiliriz. Peki 310 ile 330 arasında ne var? Bakıyoruz 70 bin kişi oynuyor. Yani 20 puana 70 bin kişi, her bir puanda yaklaşık 3.500 kişi var arkadaşlar. Yani bu çok büyük rakam.
İlerliyoruz, bakıyoruz 310 ile 290 arasında, yani 290 ile 310 arasında 20 puan var. Burada yaklaşık olarak 100 bin kişi oynuyor. 176 bine 275 bin kişi. Bu şekilde arkadaşlar bakın buralarda, şuralarda çok ciddi yığılmaların olduğunu bize gösteriyor. Sözelciler için, sayısalcılar için yığılmalar nerede arkadaşlar? Bakalım. Yine buralarda çok yığılmalar yok, görüyorsunuz. Şurada bir hafif bir yığılma var. Şuralarda yığılmalar gittikçe artıyor. Şurada yaklaşık 28 bin kişi var. Yani sayısalda çok açık böyle yığılmalar nerede oluyor? Bakıyoruz 390 bin, 290, 390. Bakın şu arada çok büyük yığılma var sayısalcılarda. Fark ediyor musunuz? 294 ile 390 arası, yani 230 puanla 250 puan arasında çok ciddi yığılmalar var. Bu yığılmaların olduğu yerler bize ne demek istiyor biliyor musunuz? Eğer sizin puanınız 230 ile 250 arasındaysa ve siz sayısal öğrencisiyseniz sizde virgüllerin bile kıymeti var. Yani senin puanın 230,45,60, yani işte bu şekilde. Öbürününki 230,45,63. Yani bu şekilde çok ciddi böyle virgüller oynayacaktır. Şu yığılmalar önemli. Eşit ağırlıkta nerede yığılma var? Bakıyoruz arkadaşlar, geliyoruz. Şurada ciddi bir yığılmanın olduğunu görüyoruz. 70 bin kişi oynuyor arada. Şuraya geliyoruz, 70 bin kişinin burada yaklaşık 100 bin kişi oynuyor arada. Şuraya bakıyoruz, yaklaşık 130 bin kişi oynuyor arada. Şuraya bakıyoruz arkadaşlar, yaklaşık olarak 180 bin kişi oynuyor arada. Yani çok ciddi yığılmaların olduğu yerler nereler? Şuralar. Yani 108 binden sonrasında çok ciddi yığılmalar var. O neresi oluyor? 330. Demek ki eşit ağırlıkta 330'un üstündeki öğrenciler kendilerini bir nebze kurtarmış olurlar arkadaşlar. Yani bu şekilde tabloyu anlayabiliriz. Peki tablo bize ne demek istiyor? Bir de başka ne demek istiyor? Ona bakalım arkadaşlar. Sayısal öğrencilerin, görüyor musunuz arkadaşlar? Mesela bakın 490 üstünde 141 tane sözel öğrencisi 490 ve üstü puan almış. Sayısalda 8000 kişi puan almış. Yani 490 üstünde sayısalda 8768 kişi var. Sözelde 510 kişi var. Dilde 1300 kişi var. Yani burada arkadaşlar dili ayrı bir kenarıya koyarsak, sayısal sözel eşit ağırlık olarak düşünürsek, yani 8700 kişi sayısal öğrencisi 490 üstü puan almış. Bunların eşit ağırlıkta 510, sözelde 141 kişi. Yani sayısal öğrencilerin başlarda çok ciddi ağırlıklarının olduğunu görüyoruz. Mesela şöyle şuraya gelelim. Şunu inceleyelim. Mesela 430 ve üstünde 34.000 sayısal öğrencisi var. 2200 sözel öğrencisi var. 5042 eşit ağırlık öğrencisi var. Şurayı incelersek arkadaşlar bakın, sayısal öğrencilerinin puanları çok yüksek. O kadar yüksek ki şuradaki eşit ağırlıkçı öğrencilerin içinde, 5042 öğrencinin içinde çok yüksek puana sahip sayısal öğrenciler de var. Ya dolayısıyla sayısal öğrenciler eşit ağırlıkçıların önüne geçmiş oluyor. Buradaki baştaki yüksek puanlardan onu anlıyoruz. Dolayısıyla sayısalcı bir öğrenci matematik yapar, sadece matematik yaparak hukuku kazanabiliyor, yani bu anlamda öyle düşünebiliriz. Yani burada eşit ağırlıkçılar bayağı bir sıkıntılı arkadaşlar. Yani burada bir sıkıntı var. Neden? Sayısal öğrencisi burada arkadaşlar, yani diyelim ki mühendislik yazdı, gelmedi. İkinci sıraya hukuk yazdığı zaman gelme ihtimali var. Dolayısıyla eşit ağırlığın elindeki kadroyu almış oluyor. Yani işte eşit ağırlığın elindeki arkadaşlar, kadro demeyelim. Yani onun elindeki arkadaşlar bölümü elinden almış oluyor. Aslında kendi bölümüyle ilgili iş yapması lazım ama eşit ağırlıkçı öğrenciye burada bir baskı var arkadaşlar. Aynı şekilde eşit ağırlıktaki de sözele bir baskı uyguluyor arkadaşlar. Yani eşit ağırlıktaki de sözelin elindeki bölümü alabilir. Mesela bir öğretmenlik alabilir. Sözel bölüme ait bir öğretmenliği rahatlıkla alabilir arkadaşlar. Yani burada bu şekilde düşünebiliriz. Yani burada arkadaşlar çok fazla uzatmadan şunu söylüyorum. Yani 430 ve üstünde 2200 tane sözel, 34.000 sayısal, 5000 tane de eşit ağırlık var. Mesela siz hukuk istiyorsunuz. Hukuk diyelim ki 8000 ile 9000 ile alıyor. Normal şartlarda
Gelmesi lazım ama şuradaki sayısal öğrencileri görüyor musunuz? 34 bin sayısal öğrenci. Bu sayısal öğrenciler hukuka yöneldiği zaman 8 bin olan hukuk arkadaşlar ne olacak? 6 bine, 5 bine, 4 bine filan düşecek. Yani buradaki sıkıntı o. Ama sayısal öğrencilerin göstereceği tepki nedir burada? Kendi bölümleriyle ilgili şeyler yazarlarsa, sayısalı yazarlarsa ne olacak? Puanlarda çok ciddi oynamalar olacaktır arkadaşlar. Burada sayısal öğrencilerde çok ciddi oynamaların olacağını düşünmüyorum. Ama eşit ağırlıktaki öğrencilerde çok ciddi oynamalar olabilir. Bu da sayısal öğrencisinin göstereceği tepkiye göre değişiyor arkadaşlar. Son olarak ne demek istiyoruz? Peki yani hocam bu tabloya göre ne yapmamız lazım? Arkadaşlar tercihlerinizi geniş tutun. Yani geniş tutun derken senin sıralaman 20 bin falan olsun. Sen nereyi yazacaksın? Sen 20 binse sen ne yapacaksın? Sürprizlere açık olduğu için bu. Çünkü MF'ler yok, TM'ler yok. Sürprizlere açık bir sınav olduğu için arkadaşlar. Dolayısıyla sen 20 bindeysen belki 7 binden 8 binden itibaren başlayacaksın tercih yapmaya. Belki 5 binden itibaren tercih yapmaya başlayacaksınız. Aralığınızı biraz geniş tutun arkadaşlar. 5 bin ile mesela diyelim ki 50 bin 60 bin arasını yapman gerekir. Çünkü ne olacağını bilemiyorsun. Hocam yani yükselir mi? Sayısal öğrencisi oraya yüklenirse arkadaşlar maalesef elinizden alabilir. Aynı şekilde eşit ağırlıkçılar da sözele yüklenirlerse sözelin elindekileri alabilirler. Böyle garip bir durumla karşı karşıyayız arkadaşlar. Çok sürprizler olabilir. Hiç ummadığınız bölümleri kazanabilirsiniz. Ummadığınız puandaki yerler gelebilir arkadaşlar. Bandınızı geniş tutarak tercihlerinizi yapın diyoruz arkadaşlar. Burada sıkıntı şu arkadaşlar. Barajların değiştirilmesi lazım. Yani öğretmenlik için, hukuk için, mühendislik için bu barajların değiştirilmesi lazım. O mevzuda arkadaşlar mutlaka tepkinizi gösterin diyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar. Gök Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? Buna bakacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar Google'a ne yazıyoruz? Gök Atlas tercih robotu yazdığımızda zaten gelen Gök Atlas, gök.gov.tr adresimize giriş yapıyoruz. Buradan burası kolay zaten. Google'a yazıyoruz arkadaşlar. Giriyoruz. Sonra arkadaşlar şöyle karşımıza böyle bir ekran gelecek. Bu ekranda şurada puan türümüzü seçebiliyoruz. Sayısal, sözel, eşit ağırlık ya da dil puanı. Bunlardan birini seçeceğiz. Sayısal, sözel, eşit ağırlık ya da dil puanlarından arkadaşlar hangisini seçeceksek, hangisine göre tercih yapacaksak bunlardan birini seçiyoruz. Ondan sonra karşımıza sayısalı seçtik diyelim. Karşımıza böyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Karşımıza böyle bir ekran gelecek. Şurada arkadaşlar başarı sırası aralığı var. Şu aralıkta şunları arkadaşlar şurayı ve şurayı çevirerek arkadaşlar yani sağa ve sola hareket ettirerek başarı sıramızın aralığına getiriyoruz. Bunu nereden bulacağız? Bunu arkadaşlar yığınsal tablo var ya yığınsal tablo. O yığınsal tabloya göre ve kendi başarı sıramıza göre arkadaşlar. Örneğin bizim başarı sıramız 7000 8000'lerde filan olsun veya 10.000'lerde filan olsun. Şu şekilde arkadaşlar yani başarı sıramız mesela 10.000 olsun. Dolayısıyla biz başarı sırası aralığımızı veya 10.000 12.000 falan olsun 7.500 ile 80.000 arasında tercih yapacağız. Veya bunu biraz daha düşürebilirsiniz arkadaşlar. Tercih aralığınız diyelim ki 10.000 ise siz 5.000'den 3.000'den falan başlayın. Yani çünkü önünüzde sayısalcı olarak düşünüyorum. Önünüzde eşit ağırlıkçı ve sözelciler olacaktır. Dolayısıyla bunların bir kısmı gidecektir arkadaşlar. Ama şurası bir gerçek 50.000'e 60.000'e kadar sayısalcılar çok fazla var arkadaşlar. Dolayısıyla eşit ağırlıkçıysanız önünüzdeki sayısalcıları yığınsal tablodan bakarak eleyeceksiniz arkadaşlar. Ona göre tercihinizi yapacaksınız. Uygula dediğimizde karşımıza böyle bir tablo gelecek. Bundan sonrası kolay zaten. Uygula dediğimizde elimize gelen tablo bu şekilde arkadaşlar. Burada neler var? Burada ücretli, ücretsiz bursları seçebiliyorsunuz. Üniversite türünü seçebilirsiniz. Devlet üniversitesi, vakıf üniversitesi şeklinde ya da şehir arayabilirsiniz buradan. Kontenjanlar burada var. 2017'ye kadar son 4 yılın yerleşen kişi sayısı burada var. Ayrıca arkadaşlar burada sıralamalar var. Yani önceki yıllarda 2017'de mesela 7659. öğrenci buraya girmiş. 2016'da en son 7960. öğrenci buraya girmiş arkadaşlar. Bu başarı sıralamaları, bu sıralamaları göz önünde bulundurarak arkadaşlar tercihimizi yapıyoruz.
Yani daha ayrıntılı videolar var. Onlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Benim sizden istediğim kesinlikle arkadaşlar baraj engeli olan bölümler için mutlaka arkadaşlar kamuoyu oluşturun ve tweet atın. Ayrıca yığınsal tablolara özellikle dikkat edin arkadaşlar. Kesinlikle çok önemli. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Oradan güncel yorumlar, güncel konular mutlaka gelecektir. Konu anlatımlarımız, soru çözümlerimiz gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki rehberlik videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.